İdlib şu anda en çok konuşulan konular arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede gündem İdlib olacak. Günübirlik bir görüşme olacak. Ancak burada tabii İdlib'de neler olduğu çok çok kritik. Özellikle Rusya son dönemde son açıklamalarıyla Türkiye'yi çok çok sıkıştırıyor. Aynı zamanda güvenli bölge konusu var. ABD ile gerçekleşen görüşmelerde anlaşılmış gibi duruyor güvenli bölge konusunda. Şimdi gazete duvar yazarı İlhan Uzgel ile bu konuyu konuşacağız. İlhan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi ilk olarak siz bu konuyla alakalı bir yazı yazdınız. Suriye'de ABD, Rusya, İsrail uzlaşısına doğru diye. Ve burada özellikle şunu söylüyorsunuz. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda ABD ile vardığı uzlaşı sonucu Rusya'nın İdlib'de Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik hamlesi gecikmeden geldi. Rusya özellikle bu gelişmeden sonra mı İdlib'de Türkiye'yi sıkıştırmaya başladı? Biraz daha açar mısınız? Daha önce başlamıştı çünkü Türkiye çok açık bir şekilde İdlib konusunda verdiği sözü tutmadı ya da tutamadı. Yani zaten üstlendiği misyonun bir gerçekçi yönü yoktu. Zaman kazanmaya yönelik biraz oyalama taktiği aslında ve kesin olmayan bir çözüm. Yani diplomatik açıdan ve siyaseten askeri açıdan yapılmayacak bir şey. Çünkü ben diyorsunuz ki oradaki radikal unsurların silahlarını alacağım. İşte onları bilmem kaç 20 kilometre ileriye götüreceğim. Tam tersi oldu. Yani bu güçler özellikle işte Heyet-i Tahrir-Şam daha da güçlendi. Türkiye orayı kontrol ederken şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Anlaşma bu değildi. Anlaşmanın tersine gitti ve Rusya'da, Suriye hükümeti de, rejimi de defalarca bu konuda Türkiye'yi uyardılar. Türkiye bunu şey yapmadı. Yani göz ardı etti. Ciddi herhangi bir girişimi olmadı. Dolayısıyla da şimdi savaş dinamiği artık yavaş yavaş bitecek yani. Sonuçta sıra şeye geldi. İdlib'e geldi ve Suriye ordusu Rusya'nın da desteğiyle İdlib'e doğru yaklaştı. Türkiye'ye dediler ki ya sen bu üstlendiğin misyonu yerine getir ya da biz giriyoruz. Türkiye oyalamaya çalışıyor. Sıkıntı buradan başladı. Ufak ufak mesajlar gelmeye başladı. Üstüne bir de Türkiye'ye gidip Fırat'ın doğusunda Amerika ile anlaşınca bir daha sert bir karşılık gelmesi beklenirdi zaten. Bunu söylemiştik de. Evet, Türkiye'nin İdlib'deki pozisyonunu nasıl görüyorsunuz? Özellikle şu aşamada yarın da bir ziyaret gerçekleşecek Rusya Devlet Başkanı Putin'le. Türkiye İdlib'de nasıl bir pozisyonda şu anda? Ya feci bir pozisyonda. Ya olmayacak bir şey. Sonuçta başka ülkenin toprağındasınız. Yabancı topraklardasınız. Hava sahasını Rusya açtığı sürece girebilirsiniz. Hava üstünlüğü yoksa oradaki şeyler çok zayıf durumda kalır. Bağlantıyı kopardılar zaten en azından bir tanesinde o gözetleme noktalarının. Dolayısıyla da olabilecek en negatif pozisyonda şu anda Türkiye orada. Şimdi işte Erdoğan gidecek kişisel bağlantılarını kullanarak falan. Muhtemelen bize biraz daha fazla zaman verin. Bizi orada sıkıştırmayın diyecek. Karşılığında da bir şey almaya çalışacak. Ya bir yeni silah sistemi olur artık başka bir yerde mi ödün ister Putin ama Putin yani Rusya yönetimi belli bir ödün karşılığında orada Türkiye'yi tolere eder. Ama bu bile şey yani sınırlarına dayandı artık. Yani Suriye rejimi Suriye'deki bütün neredeyse radikal unsurların yani cihatçı bu yani uzatmaya gerek yok. İşte kafa kesen El-Kaideciler bunlar. Bazen adı Nusra oluyor, bazen Irak El-Kaidesi oluyor, bazen Hayat Tahrir yok Ceyş'i bilmem ne. Hani baktığınızda profil olarak aynı siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz. Hani bir gün üstündeki çatı şeyin adının değişmesi bir şey ifade etmiyor. Yani aynı tip örgütlerden söz ediyoruz. Dolayısıyla da bunun kendi ülkesinde belli bir şehri kontrol etmesini, Suriye rejiminin kabul etmesine imkan yok. Rusya da kabul etmez. Dolayısıyla buna bir çözüm bulunması lazım. Yani Türkiye'nin iddiası eğer Suriye rejimi oraya girerse burada bize doğru bir göç dalgası olur. Ne olacak? Yani sonsuza kadar tutamazsınız ki orada, duramazsınız ki. Buna başka bir çözüm bulun. Yani Birleşmiş Milletleri devreye sokun. Sivil ölümler olmadan sivilleri çekin, öyle müdahale edin falan. Hani ara çözümler bulunabilirdi buna. Ama Türkiye en olmayacak şeyi yaptı. Belki oraya askeri olarak konuşlanırsam, hani ne kadar askeri olarak girersem Suriye'de o kadar güçlü olurum zannediyor.
Şimdi o bir fırsata da yol açabilir. Rehine de düşebilirsiniz. Çünkü başka bir ülkenin topraklarındasınız. O rehine düşme pozisyonuna doğru gidiyor şu anda. Bunu da kurtarabilmek için işte bir Putin'le bir görüşecek. Bakalım ne kadar etkili olacak. Dediğim gibi o yazıda da hani maksadım şeydi. Yani Amerika, Rusya, İsrail anlaşı verirler. Ve siz açıkta kalırsınız. Yani bunlar hep olur şeyde, siyasette. Türkiye'nin orada burnunu sürtebilirler yani çok rahat. Evet, biraz sonu öyle görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Hep böyle daha evvelinden ABD'ye mi yakınlaşacak, Rusya'ya mı yakınlaşacak gibi bir soru işareti vardı ama Türkiye burada biraz daha onlardan bağımsız olarak çok böyle piyon konumunda mı kalacak? Neler söylemek Şöyle istersiniz? söyleyeyim yani Türkiye Amerika'ya yakın. Erdoğan iktidarı Amerika'dan uzaklaşamaz. Bakın S-4 alıyordu. Kaldı yani hani ve Nisan'a gelecek bazı parçaları falan. Gelse de aklını kamuoyunu unutturacaklar. Aktive edilmeyecek. İşte şeyde Fırat'ın doğusunda Amerikan pozisyonuna geldi Türkiye. Venezuela ile ticari ilişkileri, bankacılık ilişkilerini durduruverdiler. İran ambargoya Türkiye katılıyor, hiç bahsi geçmiyor falan. Dolayısıyla da yani Türkiye'nin yeri belli, Rusya da bunu bilir ama ne kadar çekerse kendisine yani o kadar kârdır diye mümkün olduğunca Türkiye'yi yanında tutmaya çalışıyor. Bu denge oyunu oynamaya çalışıyor ama böyle yani ben Amerika ile Rusya'yı parmağımda oynatıyorum havalarına girerseniz sonuçta sizi parmağında oynatıverirler. Yani yukarıdan hemen bir hızlı bir şeyle ne derler pazarlıkla yani Türkiye'yi orada aşağı düşürüverirler. Hani buna dikkat çekmeye çalıştım. Peki, şunu da söyleyeceğim. Şimdi ABD ile Rusya arasında hep Suriye konusunda bir gerilim olduğu ve bu iki ülkenin birlikte sürekli burada bir kozlarını paylaştı ve kimin daha güçlü olduğuna dair hep biz haberleri okuduk. Ama örneğin siz diyorsunuz ki yazınızda Rusya'nın sorunu Esad'ın iktidarda kalması değil, Moskova için kritik olan burada kendisine yakın ve üstlerini garantiye alacak bir rejimin iktidarda olması. Örneğin Rusya ve ABD aslında burada bir düzeyde anlaştı mı? Burayı da biraz daha açabilir misiniz? 2013'ten itibaren bir uzlaşıyla hareket ettiklerini düşünüyorum ve bunu daha önce de yazdım. Bunu çok yaparlar. Yani mesela çok ciddi sorunları bile olsa birbirlerini kollar. Mesela ben size bir örnek vereyim. 1956'da Amerika ile Sovyetler, İngiltere ile Fransa'nın Mısır'a müdahalesine birlikte karşı çıktılar. Hem de Soğuk Savaş koşullarında İngiltere ile Fransa Amerika'nın müttefiği olduğu halde ya da Sovyetler Macaristan'a girdi. Amerika hiç sesini çıkarmadı. Yani orası senin alanınsa. Hani bu tür paylaşımları yaparlar. Bu günümüzde çok daha rahat oluyor bunlar. Oradaki pazarlık şu. Esad rejimi devrilebilirdi gerçekten ve Türkiye'yi böyle kandırdılar büyük bir ölçekte. Kolay kanan bir iktidar var zaten. Dolayısıyla da hani bu havaya girdiler. Biz oraya hani Esad rejimi devrilir. Hani Sünni bir iktidar gelir. Müslüman kardeşlerin Suriye kolu gelir. Biz de orayı daha rahat kontrol ederiz diye düşündüler. Ama Amerika bunu tercih etmedi. İsrail de istemiyordu. Rusya ile dediler ki sen istiyorsan Esad dursun. Biz de şey alalım. Hani kuzeyi biz alalım dediler ve Rusya buna itiraz etmedi. Ve bundan sonra hep dikkat edin Amerika ile Rusya Suriye üzerinde vekalet savaşına bile girmediler. Yani birbirleri çatışmadılar hiç. Hiçbirbirlerine dokunmadılar. Bir şey koordinasyon merkezi kurdular hatta. Hani mesela birinin uçağı kalktığında diğeri kalkmıyor. Mesela Rus hava savunma sistemi getirdi oraya. Onlar hiç kenetlenmiyor. Ne derler? Amerikan uçaklarına hiç kenetlenmiyor. Yani hani gayet de bir kondominyum gibi, ortak sömürge gibi geçmişte gördüğümüz 19. yüzyılda bu şekilde şimdiye kadar Suriye üzerindeki siyaseti gayet de bence iyi bir şekilde, kendileri için iyi bir şekilde ama Suriye halkının tabii korkunç aleyhine olacak bir şekilde götürebildiler. Evet, şunu da sormak istiyorum. İran'ın durumunu nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'ye benzer bir durumda mı özellikle bu son durumda yoksa İran'ın durumu özellikle bu ABD ile yaptırımlar konusundaki durumlar, yapılan açıklamaları da hesaba katarsak nedir? Nasıl bir anlaşma sağlanabilir bu konuyla İran alakalı? durumu daha Nasıl sıkışık. görüyorsunuz? İran her yerden sıkıştırılıyor. Amerika çok üstüne gidiyor biliyorsunuz ve nefes aldırmıyor İran'a.
büyük şirketler, yani Çin mesela çekilmek zorunda kaldı. Bazı yatırımları erteledi çünkü şimdi Amerikan yaptırımlarına maruz kalınca gidip Amerika'ya mal satamıyorsunuz. Şimdi Amerikan pazarını kimse İran için Amerikan pazarından vazgeçemiyor hiçbir şirket dünyada. Şimdi böyle bir realite var. İran konusunda Rusya, Amerika, İsrail anlaşmış gibi duruyor. O yüzden de İran'ı öncelikle Lübnan ve Suriye'den çıkarmayı planlıyorlar ve burada İran'a yönelik baskılar artacak. Evet, İran'a yönelik baskılar artacak diyorsunuz. Peki çok çok teşekkürler İlhan Uzger değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim.